Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Evet, katılımlar başladı. Kimler var, kimler yok, bir yoklama alalım. Zuhal, Gül, Şeyma, hoş geldiniz arkadaşlar. Kimler var, başka başka kimler var, bakalım. Birlikte taban yapıştıracağız bu akşam. Ay Çetinkaya. İyi akşamlar. Şeyma Senemoğlu, iyi akşamlar. Gül Karabulut, iyi akşamlar arkadaşım. Gönül Hanımcığım, hoş geldin. Semiha Durak, Güneş Beril Başar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız kızlar? Kadriyan da geldi. Hoş geldi. Sefa geldi. Ellerim hep yapıştırıcı içinde kalmış. Biraz toparlanalım arkadaşlar, başlayalım. Arkadaşlarımıza haber ve birçoğuna verdik, birçoğuna veremedik tabii ki. Gülhan, hoş geldin bir tane. Bana da öğreneyim taban yapıştırmayı. Hadi oradan Simacığım, sen bilmezsen kimse bilmez artık. Kamerayı aşağıya doğru. Salihacığım, hoş geldin. İyi akşamlar bir tanem, nasılsınız? Hani kızlar biraz toparlansın. Birçok arkadaşımız sorular soruyor. Taban yapıştırmayla alakalı. En azından onların sorularına cevap vermiş olalım. Böylece birlikte hem yapıştıralım. Hangi tabana hangi yapıştırıcı kullanılmalı? Her tabana her yapıştırıcı olur mu? Olmaz tabii ki. Bunların bilgilerini sizlerle paylaşayım. Birlikte yapıştırma işliği yapalım. Ardından da sizlere güzel haberlerim var biraz sonra. Elif Avcı. Merhabalar, hoş geldin canım. Teşekkür ediyorum Elif Avcı. Siz de hoş geldiniz. Evet, biraz toparlanalım. Katılım sağlayalım arkadaşlar. Gelmeyen arkadaşlarımız da var. Erken açmadım galiba. Evet. Saklıyım Kadriyeciğim. Haberi bekliyoruz heyecanla. Tamam. Kızlar, bu arada ne yaptınız? Anahtarlıklarınız ne durumda? Etiketimizi kullanıp paylaşın. O hashtag'i, etikettekileri komple sayfamda paylaşacağım. Anahtarlığa rağbet çok oldu, çok beğenildi. Fikir annesi biliyorsunuz Nevra. Nerede Nevra? Dönüyor muyum geye? Zuhal'cığım. Gene dönüyormuşum. Bak Kadriye öyle yazdı. Olsun, döne döne yaparız biz de. Canlıyı. Fark eder mi? Şimdi Nevracığım neredesin? Hadi. Hadi haberi bekliyor kızlar. Haberimizi vereceğiz. Pazartesi başlayacağız yeni etkinliğe. Kalp anahtarlıkları bekliyorum. Onlarla da bir slayt hazırlayacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Üstüne isminizi yazıp fotoğrafın üzerine bana atarsanız tüm gelen fotoğrafları ben de yine slayt yapıp sizin emeklerinizi kanalımda paylaşacağım. Ciddi talep oldu. Bayağı güzel. Kınada dağıtmak için, bebek mevlüdünde dağıtmak için, işte nişanda dağıtmak için ciddi ciddi talep oldu. Anahtarlık halkalarımızda yarın sabahleyin Allah kısmet ederse elimde olacak kızlar. Anahtarlık halkası da gönderebileyim. Ben de öğreneyim yazmış Gönül Hanım. Tabii ki sen de öğreneceksin. Hani Mürvet nerede? Gülüm ne yaptın? Sen de hızlı baya baya güzel şeyler. Fatmacığım hoş geldin. Bir şey yapmasak da seni görmek güzel demiş Saliha. Sizlerle de sohbet etmek benim için de büyük zevk. Yani nasıl diyeyim? Lüks, öyle söyleyeyim. Bu koşullarda hepimizin evde olduğu dönemlerde sizlerle böyle hani canlı yayında da olsa sohbet etmek, hal hatır sormak benim için de çok çok güzel bir şey. Motive oluyor, yeni tasarımlar çıkıyor, yeni bir şeyler, fikirler çıkıyor ortaya, çok güzel oluyor. Fatmacığım, workshopumuz güzel gidiyor. Bu arada kızlar, botu internetten gidip geliyor. Evet, maalesef azar azar da olsa öyle yapacağız artık. Şimdi arkadaşlar, ufaktan ufaktan bir başlayalım.
Öğretmenim, daha iyi yapmadım. Dilek Erdoğan, hoş geldin bir tane. Teşekkür ediyorum. Kızlar, tabağını yapıştırmak nasıldır? Havvacım, hoş geldin. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Hem böyle yazılarınıza, sorularınıza cevap vereyim. Sormak istediğiniz tabanlarla alakalı tüm sorulara cevap vereyim. Hem de bilgilerimi sizlerle paylaşayım istedim. Tabağını yapıştırmak. Aslında hiç gözünüzün korktuğu gibi bir şey değil. Gayet de kolay. Gayet düzgün yapıldığı zaman süper bir sonuç, çok güzel bir sonuç. Maalesef yanlış bilgiyle doluyor ortalık. Yanlış bilgi, kirli bilgi elbette ki zarar veriyor. Yaptığınız emeğinize de, işinize de. Evet. Aslında yapıştırma videoları kanalımda diğer videolarda var. Fakat özellikle bir de böyle olsun istedim. Bu bilgileri paylaşırken sizinle. Örneğin her hani soru olarak da alabilirim arkadaşlar. Her tabanın yapıştırıcısı aynı değildir. Bir, mesela çoğunluk kullandığınız, canlı yayınlarınıza ilk kez gelebildim. Sizi görünce mutlu oldum. Teşekkür ederim Havvacım. Banum, hoş geldin bir tanem. Şöyle söyleyeyim. Her tabanın yapıştırıcısı aynı değildir. En çok kullandığınız mesela hazır dikişli taban kullanıyoruz değil mi? Misal. Geç kalmadın, geç kalmadın. Zübeyde, geç kalmadın. Hasır dikişli taban. Bu dolgu topuk tabanlar, bunlardan şu an elimde yok. Bunlar Gönül Hanım'ınkiler, sakın bana kızmayın ha. Sakın, Gönül Hanım önceden stok yapmıştı. Neslihan Akaylar, hoş geldin bir tanem. Sonra, burada şu tabanlar. Bunların PVC, PVC, termo, poliüretan bu tabanların hepsini beyaz ilaçla yapıştırıyoruz arkadaşlar. Beyaz ilaçta dediğimiz, şimdi ben hem süreceğim, hem ısıtacağım, hem göstereceğim bunu. Bunun dışında jüt tabanlar, yani ham maddesi eva tarzında olan şu şekildeki jüt tabanların yapıştırıcısı beyaz ilaçla asla yapıştırılmaz. Bunu daha ateşi gördüğü gibi eriyecektir. O yüzden bu tarz olanları sarı yapıştırıcı ile yapıştırmak gerekiyor. Beyaz ilaçla kesinlikle bu tarz tabanlarınızı yapıştıramazsınız. Nedenine gelince, beyaz ilaç ısıtılarak yapıldığından dolayı bu malzemede ateşi gördüğünde hemen eriyecektir. Bütün emeğiniz çöpe gidecektir. Bu yüzden de kesinlikle taban alırken, ayakkabı yaparken en azından takıldığınız yer olursa gönül rahatlığıyla arayıp sorabilirsiniz. Bunu da bunu yapacağım. Nasıl olur diye gönül rahatlığıyla Kudret Işık hoş geldiniz. Az önce yazışmıştık. Gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz arkadaşlar. Ve genelinde yani bizim örgü ayakkabılarda kullanmış olduğumuz tabanların genelinde hemen hemen beyaz ilaç kullanıyoruz ki beyaz ilaçlar da şu şekilde ambalajlarda artık satışta. Bundan yana sıkıntı yok. Bir de sizlere şu sokağa çıkma yasağını atlattıktan sonra soran birçok arkadaşım oldu ki onlara da kutuları şu şekilde. Bunun içinde hava almadığı için fırçasıyla beraber fırça da kurumadan içinde kalabiliyor. Şu sokağa çıkma yasağını bir atlatalım. Ondan sonrasında hayat normale döndüğü zaman Dilekçim hoş geldin. Gülbeyaz hoş geldin. Bu yapıştırıcı kutularından da çok rahatlıkla temin edebileceğim size. Gedikpaşa'da çok var ama her taraf kapalı olduğundan dolayı şu aralarda bunlar elimde yok. Geçmişte birçok arkadaşımıza temin etmiştim. Beyaz ilaç dedim. Beyaz ilaç şuydu. Birçok tabanımızda bunu kullanıyoruz. Sarı ilaç da şudur. Kokusuyla vesairesiyle biliyorsunuz zaten, onu detaya girmeyelim. Sonrasında bizim örgü ayakkabılarda kullanmış olduğumuz, ben de istiyorum ondan yazmış Gül Karabulut. Hemen evet, sokağa çıkma yasağından sonra hemen bir set hazırlar. Birkaç tane de yedek fırçasıyla beraber sana da kargo yaparım Gülcüm. Ondan yana sıkıntı yok. Ha, nerede kalmıştık? Diyorum ya, şu taban yapıştırmada hani bizim örgü ayakkabılarda çoğunluk kullandığımız tabanların hemen hemen hepsi beyaz ilaçla yapıştırılıyor. Sadece jüt tabanlar, içi ham maddesi eva olanlar bu şekilde. Bunları
sarı ilaçla yapıştırıyoruz. Burada tamam bilgiyi verdik. Ve yapıştırmaya başlamadan önce özen göstermemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Yapıştırıcılarımızın iyi tutması sağlam olur mu sorularını da şöyle bir cevap vereyim. Bebekliğimizden, çocukluğumuzdan beri ayakkabıları satın alıyoruz ayakkabıcılardan ve giyiyoruz. Bu ayakkabıların hepsi yapıştırma. Hepsi de bu beyaz ilaçla yapıştırılır. Yani ekstra bir şey tamam dikilenlerde vardır ama şu bir gerçek ki makineye de atıldığında düzgün yapılan bir işçilik asla açılma olmaz. Kaliteli malzeme kullanıyorsanız sonuçta kaliteli olacaktır. Fakat yapıştırma yapmaya başlamadan önce, bu arada sorularınızı da alacağım tabii ki. Kesinlikle ve kesinlikle şu tabanlarınızın makineden çıktığında, fabrikadan makineden çıkarken gözle gözükmeyen yüzeyinde saydam bir madde var. Yağ, kalıptan rahat çıkması için. Bu saydam madde yapıştırıcının özelliğini bozabiliyor. Bu sebeple kesinlikle ve kesinlikle tabanların içi yapıştırmaya başlamadan önce zımpara yapılmalı. Yani şu şekilde bir zımparayla içini bir güzel silinmesi gerekiyor ki zımparası yapılması lazım. Gönül Hanım ayakkabılarını tanıyor musun şekercim sen bu arada? Konu ödev olarak senin ayakkabılarını seçtim. Kesik kesik de olsa, döne döne de olsa bunu tamamlayalım. Yayının tekrarını kesintisiz izliyorsunuz çünkü. Kayıt yaptığımız için tüm tabanlarınızın içini yapıştırmadan önce bir güzel bu şekilde kesinlikle ve kesinlikle zımpara yapın arkadaşlar. Zımpara yaptığınız tabanın içindeki o saydam maddeyi zaten söküp alıyorsunuz bir nevi. Hal böyle olunca da her yerine değdirin ki zımparanızı yapıştırmanız çok çok sağlam olsun, açılmasın. Şöyle bir şey görmüştüm. Topuklu tabanı da aynı şekilde zımparalıyor muyuz? Evet, kesinlikle aynı şekilde. Onun içinde de aynı. Onun içinde de aynı şekilde saydam madde var. Dolayısıyla onu da topuklu tabanımızda zımparalamamız gerekiyor. Örneğin dolgu topuğu da zımpara yapmamız gerekiyor. Hatice Örs hoş geldin, sefa geldin. Tüm tabanlarınızın içine, yani yayına sonradan katılan arkadaşlarım da başında ne anlattı bu kadın diyorsanız yayının tekrarını da izleyebileceksiniz arkadaşlar. Hatice Örs teşekkür ederim canım, hoş geldin, sefa geldin. Şu jüt tabanlarda zımpara yapmaya gerek yoktur. Onu bir kere aklımızın bir köşesine kazıyalım. Onun dışındaki hasır dikişli taban, dolgu topuk taban, işte PVC taban, ne olursa olsun hepsini, termotaban, hepsinin de kesinlikle kesinlikle önce bir zımpara yapın. Geçmişte şöyle şeyler görmüştüm. Sıvı yapıştırıcıyla ayakkabı yapıştırılıyordu ki asla ve asla önermiyoruz. Hiçbir şekilde sakın ola ki öyle bir şey yapmayın. 3 adımda ayağınızdan sokağın ortasında taban çıkar. Ayakkabı ayağınızda, taban yerde kalır. Evet, sıvı yapıştırıcı marka söylemiyoruz ama sıvı yapıştırıcı ayakkabı tamirinde kullanılır. Nerede kullanılır? Taban yapıştırılmıştır. Ucunda, kenarında bir açıklık vardır. Fırçanın girmeyeceği bir açıklık vardır. Tamam, orada elbette ki o sıvı yapıştırıcıyla rötuş yapılır ama tabanı komple sıvı yapıştırıcıyla görüyorsanız da o insan o işi bilmiyor. Bilgi kirliliği demektir. Sakın ola ki arkadaşlar. Bütün emeğiniz çöpe gider. Şeyma Senemoğlu, ablacığım dolgu taban ne zaman olur acaba, üretim yapan yer çalışıyor mu? Yavrum çalışmıyor maalesef, fabrikalar şu anda, taban fabrikaları, ben hemen hemen her gün iletişim halindeyim, telefon trafiğindeyim, şu anda kapalı zaten de. Şu anda yok ama gelince emin ol zaten herkese üçer beşer onar çift ayıracağım sizlere. Hemen daha. Satışına başlamadan ayıracağım kısa. Neslihan Özdemir. Makineye atıldığında bir şey olmaz değil mi ablacığım? Kesinlikle. Senelerdir ben 2012 yılından beri örgü ayakkabı giyerim. Ördüğüm ayakkabıları giyiyorum ve sürekli yıkarım atarım makineye. Asar balkonda kuruturum. Hiçbir şekilde düzgün yapın yeter ki bu işçiliği. Malzemeden kaçmayın. Ben de istiyorum dolgu tabandan. Kesinlikle söz. Kesinlikle. Hep
Hepsini bu şekilde zımpara yaptık. Bir de ben kendi ayakkabımı da. Ali, Aziz Alpay, Bahar abla, ben de geldim. Hoş geldin, sefa geldin. Hayali Alpaze. Oo, hoş geldiniz efendim. Nasılsın Semacığım? Bir yudum çay alayım, ben çok konuştuğum için gidiyor ses, biliyorsunuz. Siz de alın çaylarınızı, kahvelerinizi, işlem uzun. Tabanlarımızı, ha, şunu da size sorayım, bir fikir alayım. Ben laciverti öylesine yapıştırmıştım diğer tabana. Fakat şunu da görmenizi istedim. Bu tabanda da tek kelimeyle muhteşem duruyor. Fakat eşlerini almadan gelmişim. Ey maşallah bana. Birini 38. Ha, ikisi 38'miş. İyi, güzel. 39'lar demek ki içeride unuttum. Sıkıntı yoktur. Bir bakıyoruz. Bu buna uyum sağlıyor mu? Evet, uyum sağlıyor. Kızlar, bu tabana yapacağım şimdi. Sizinle beraber yapacağım. Dilek Erdoğan, seni tanımak için ne çok geç kalmışım ablam. 2012'den okuyamadım. Dur bakayım, yazı akışı tekrar geldiği zaman okuyacağım şimdi. Tekrar bakıyorum. Kalmışım. Beni iyi ki tanımışım. Teşekkür ederim. Gönül Hanımcığım. Evet, birini gönderip sokağa çıkma yasağından sonra birini gönderip benden aldırabilirsin. Bugüne kısmetmiş. Hem ev ödevi oldu bunlar. Ben de bu tabana yapıştıracağım lacivert stilettoları. Daha önce farklı farklı tabanlarda göstermiştim. O taban da çok güzel. Bu müthiş bir tabandır bu. Burun sivriliği falan harika. Benim dediklerim de var. Önce zımparamızı yapıyoruz böyle. Evinizin ustası geldi hanım Hatice Örs. Ben istiyorum da Bahar'cığım, hiç yapmadığım bir iş. Acaba yapabilir miyim? Tereddütteyim, bir türlü sizinle çalışmak kısmet olmadı. Aa, bunu yapamayacak ne var? Şöylecim, hoş geldin. Hayali Elfazem, sökmeyeceğim. Bitti bitti. Sökmeyeceğim. Şimdi bu şekilde bir güzel zımparaladık. Bu tabandan da çok var. Stilettolarınızı bu tabana da yapabilirsiniz. Harika duruyor. Çok kopuyor yayın yine. İnternet bağlantısından maalesef hiçbir şey yapamıyorum bu durumda. İdare edeceğiz döne döne. Mevlana'ya bağladık. Şimdi zımpara işimiz bitti. İşin enteresan tarafı arkadaşlar, benim yayınlarım var ya, neredeyse %53, %54'ü abone olmadan izleyenler, biliyor musunuz kızlar? İstatistiklere baktığım zaman %53'ü, %54'ü abone olmadan izleyenler. Şöyle kamerayı birazcık şöyle, eyvah eyvah. Olmuyor. Biz yine normale dönelim. Evet. Buradan nasıl olsa göstereceğim. Pazartesi günü sizlerle çok güzel bir çalışmaya başlayacağız. Müjdemi vereyim bu arada. Yapıştırıcıyı sürerken. Yapıştırıcıyı nereye kadar süreceğiz kızlar? Onu da şimdi. Sen de bayağı güzel. Kim onlar acaba? Gizli hayranlarım. Ha, gizli hayranlarım kendi YouTube kanallarına benden öğrenip çekmek için güzel güzel izliyorlar böyle. Zımpara yapmayı falan da öğrenmişler. Epey bir şey öğretmişim yani. Seldoş, ablam döndü bana bir şey mi dedin? Sana bir şey mi dedim? Kalpli anahtarlıkların slide videosunu yapacağım. Hepiniz üstüne isminizi yazıp bana fotoğraflarınızı atınız. Paylaşırken de etiket yapınız ki. Taban, Kadriyem, özledim ben Sema, yanlış anlama. Hayal Yelpazem, Kadriyecim, Aziz, Ali Aziz Alpay, Hayal Yelpazem. Şeyma Senemoğlu, ben bu gece öreceğim abla kalpli. Evet, evet, örmelisin. Anahtarlıklarımız da geliyor. Hem zincirli hem halka olarak iki çeşit geliyor. Yarın muhtemelen teslim edilir. Kargolar çalışıyor ama gecikmeli çalışıyor. Nereye kadar sürüyoruz? Şu tığladığımız yer var ya. Tam Eva'nın bitiminde.
Oraya kadar taban yapıştırıcımızı bir güzel sürüyoruz ve bunları beklemeye bırakıyoruz. Ne kadar bekleyecek derseniz, ne kadar bekletebilirseniz. Ben de ördüm. Evet, Neslihan Hanımcığım, canımın içi. Kesinlikle üstüne isminizi yazıp atın bana, güzel şöyle yüzlerce bir resimden oluşan bir güzel slayt hazırlayayım. Hem böyle çok güzel oluyor, YouTube kanalında da havalı oluyor. Alev Özdinçer, Mor Desink, hoş geldin balım. Yayının başını kaçıran arkadaşlar tekrarını izleyebileceksiniz. Ne yaptığımızı tekrarında görebileceksiniz. Tembel öğrenci değilsin. En tembel benim. Bana laf mı sokuşturuyorsun oradan sen? He Nevra. En tembel ben çıktım. Workshop'ta herkes ayakkabısını yaptı. Daha bir ben yapamadım ha. Başlayamadım bile ama yapacağım söz. Söz yapacağım. Bazı arkadaşlarımızın Selda'cığım malzemeleri daha, bazı arkadaşlarımızın malzemeler ulaşmadı. Siparişleri vardı. Olsun, geç olsun güç olmasın. Ama çok güzel ilgi gösterdiniz. Tabii ki Fikir Anne Nevra'ya çok teşekkür ediyoruz kızlar. O akşam canlı yayında Nevra fikir sunmuştu. Gülhan Duran, öğrenirlerse bir gün gelir elini öperler hocam. Bileğini bükemediği eli öpeceksin. Yok, onları öpmezler kız. Ben biliyorum. Onları öpmezler. Onlar sadece gıybet time. Evet, şimdi Nevra bombayı patlatalım. Haydi birlikte güzel güzel müjdemizi verelim şimdi. Pazartesi gününe Naz, hayırlı akşamlar, yeni fark ettim, selamlar. Ay, selamlar, hoş geldiniz. Ben pek birazcık yoğundum, sürekli kargo hazırladım birkaç günden beri. Bir de yapılacak işler, yarımlar vardı tamamlanması gereken. O yüzden pek ne grupla ilgilenebildim ne bakabildim ama kalbim sizinle. Nevracığım çok hoşuma gitti diyor. Evet, Nevra'ya teşekkürleri borç biliyoruz hepimiz de. Çünkü bilmem ne dersin? Kızlar, hepiniz benim zevkime sürpriz olsun. Hepiniz, ama nasıl yapacağız? Pazartesi günü başlayalım. Yarın akşam zaten 23 Nisan. Ramazan'ın ilk günleri de olunca insanlarda bir boşluk, bir şey olacak. O yüzden ilk birkaç gün, bir iki gün böyle bir dengesizlik oluşabilir. Seldoş, malzemede hiçbir şey yok. Pırlanta ipini al. Pırlantayla göstereceğim. Pırlanta ip, pırlantaya uygun tığ, patiklik tabanınızı hazırlayın. Patik olarak yapıyoruz. İsteyen ayakkabıya monte eder tabii ki. Ayakkabıya dönüştürebilir. Okey mi? Güveniyor musunuz? Hiç malzeme sıkıntısı çekmiyorum. Allah'a şükür zamanında stokçuluk bugün işime yaradı. Gülhan, milleti gaza getirme. Bugün de kargo geldi sana canım bir kere. Pırlanta, ip ve tığ. Başka bir şey yok. Evet, patiklik taban. Patiklik tabanınızı da hazırlayın. Kaç no yapacaksınız? En favori modellerden bir tanesi cidden. Onu biraz dönüştürdük. Patik yapacağız, ayakkabı yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Pazartesi akşamı başlayacağız. Yine yayın saatimiz aynı. Bir saat kadar ben buradan örerken bu şekilde karşınıza şöyle tutacağım. İşte diyeceğim ki şurada iki tane sererek gideyim. Akşamı da önceli yapacağım ben. Herkesin kolay yapabileceği şekilde. Hani koparmalı moparmalı olmasın, dümdüz yapalım diye. Ama emin olun çok güzel olacak. Bugün gelen kargo daha sonraki günler için diyor Gülhan. Şimdi tabanlarımıza da süreyim kızlar. Şu iki taneyi de süreyim de hepsini birlikte yapıştırırız. Bir seferde. Siz de evinizde yaparken yapıştırmalarınızı öyle bir tane ayakkabı yaptım işte onu yapıştırayım kaldırayım yapmayın. Bir kavanoz yapıştırıcı yaklaşık 3 çift, 4 çift yapıştırıyor. Ben Naz, ben Karabüklüyüm, Safranbolu. Safranbolu, Karabük. Safranbolu deyince biliyorlar daha doğrusu. Aslında Karabük.
Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim dermişim böyle. Bütün şımarıklığım üstümde kızlar. Şimdi tabanlarımızda güzel güzel bir güzel Gönül Hanım'ın ayakkabıları da çıksın bu arada buradan. İki çift onun var. Ben de Safranbolu'yum. Evet, hemşerim olur kendileri Seldoş. Değil mi Seldoş? En küçük oğluma gelin alacağım Seldoş'u ben. Seldoş bana çok kızacak şimdi. Aynen Gülcüm, toplayıp toplayıp biriktirip yapıştırırsanız en azından kuruma olmaz. Gerçi şu sıkıntıları atlattıktan sonra ben sizlere şeyleri, bali kutuları isteyen arkadaşlarıma göndereceğim. Pazartesiden sonra hafta ortasında malzemelerimiz gelir inşallah. Sonrasında Gül sana vardı, başka birkaç tane zaten yapıştırıcı kutusu. Ayselim nerede Ayselim? Bu şekilde gördüğünüz gibi ben bir taraftan tutkalını sürüyorum sizinle sohbet ederken, sorularınıza da cevap vereyim ayrıca. Hem okuyup hem yapıştırabiliyorum. Ay ne kadar yetenekliyim ben böyle falan. Fırçanın kurumaması için bu fırçam benim Gül, uzun süredir kullanıyorum. Ben bunun içinde ilacımı bekletiyorum. Şu şekilde kapağını kapattığım zaman ilacım içinde bu şekilde beklemeye, şurada birikiyor ya, kurumasına fırsat olmuyor. Bu şekilde koyuyorum, muhafaza ediyorum. Sonra fırçam içinde hep kalıyor. Hal böyle olunca da kurumuyor. Hafif böyle hani jelleşme de olsa üzerine taze ilacı koyduğum zaman o yeniden normale dönüyor. Böyle de yapıştırıyoruz. Yapıştırıcı geldi hanım. İtina ile yapıştırılır. Gönderin. Hazır başlamışken. Ben çünkü alıştım böyle 15 çifti birden yapıştırmaya, 20 çifti birden. Fırçayı ben tinerle temizliyorum yazmış Fatma Arslan. Çok çok iyi temizlemen lazım. Tiner kalıntısı da kalmaması lazım sonra yapıştırmaya geçtiğin zaman. Ama bu şekilde ilaç kutusunun içinde olursa o zaman hiç tinere de gerek kalmıyor. Tiner biliyorsun elleri çok fena mahvediyor. Yapıştırıcı geldi hanım. Gönderin kızlar, gönderin yapıştırayım. Gönül Sultanım, senin dolgu topuklara geldi sıra. Gönül Sultan çok güzel terlikleri yaptı. Gülhan, seninkileri de gönder. Seninkileri de yapıştırayım canım. Şimdi birlikte ısıtacağız. Gül beyaz. Benim ilk denemem. Bir dakika, yaz akışı tekrar gelsin. Görünüp kayboluyor ya. Ben de sizlerle öğreniyorum ya, canlı yayın yapa yapa. Instagram'dan iyi gidiyordu ama buradan böyle acemisiyim olayım biliyorsunuz. Gerçi acemilik hemen hemen atlattık gibi bir şey. Artık acemilik kalmadı herhalde. Nedir? Benim ilk denemem faciaya neden oluyordu. Hani biliyorsun, sonra hiç cesaret edemedim bir daha. He, tamam. Dur şimdi canlı canlı göstereceğim ben nasıl oluyormuş. Gidip geldim, bir şey kaçırdım mı? Yok, kaçırmadım. Yok, hiç beklemiyorlardı benim bu akşam yayın yapmamı. Bu akşam böyle bonus oldu yayın. Pazartesi itibariyle ben de sayenizde her şeyleri öğrendim. Zaten Nesli Hanımcığım müthiş yetenekli hanımlardan bir tanesi. Elleriniz kollarınız dert görmesin. Gülhan, olur hocam, hiç hayır der miyim? Senin yapıştırdıklarının gibisi var mı? Değil mi? Tamirci şeydeki, Beylikdüzü'ndeki tamirciye bile yapıştırma öğrettik valla. Onca senelik Lostra salonu. Öğrettik vatandaşa. Güzel olan tarafı ne biliyor musunuz? Şimdi
Senelerden beri tamam bu işi öğrenirken çok sıkıntı çektim mi? Elbette ki çektim. Gedikpaşa'daki atölyelerde falan baya baya yani hani bir emek verdik nihayetinde. Öyle damdan düşme bir yerden görüp de yapma değildi. Bir şeyleri bilgi donanımı, bilgi birikimi Aynur ben de eşime yapıştırma görevini verdim. En güzelini yapmışsın. Yani donanım gerekiyor. Ne oluyor şimdi? Senin videonu izliyor. Aslında hiçbir bilgisi olmayan insan. Hiçbir bilgisi yok. Senin videonu izliyor. Ondan sonra haydi akşamdan sabaha video çekiyor ki. Ama bilmediği çok şeyler de var. Düne kadar yani sıvı yapıştırıcıyla ne bileyim taban yapıştıran insanlar bugün başımıza her birisi usta olmuşlar maalesef ne yazık ki. Acaba yaptıkları işin farkındalar mı bilmiyorum. Allah selamet versin. Başka da bir şey diyemiyorum. Neyse işimize dönelim. Evet yapıştırılacaklarınızı gönderin arkadaşlar. Gönderin alalım. Ayakkabımız konusunda da ablacığım ben başını kaçırdım yayının. Bu yapıştırıcıyı bana gönderdiğin değil mi? Beyaz ilaç. Evet. Yurda Öztürk. Ben geç okuyamadım. Başını kaçırdım. Dilek Erdoğan. Ablacığım ben bir şey itiraf edeyim mi? Ön açık terlik workshop'u yaptık ya. O hala yapışacak duruyor. Anam yüz kasa. Dilek. Direkt hiç yazmasaydın bari canlı yayında yazmasaydın gizliden söyleseydin bari. Her ayakkabıcı da uğraşmak istemiyor. Yapıştırmak istemiyor her ayakkabıcı. O kadar yüksek rakamlar talep ediyorlar ki ben 25 liraya yapıştıranı 45 lira diyeni de duydum. Düşünün ki bir çift yapıştırıcı şey tabanı. 25 lirada duydum. Sema sen hatırlarsın seneler öncesi şeyde Üsküdar kursumuzda orada bir arkadaşımız birisi 45 liraya mı ne yapıştırmıştı? Hatırlarsın kursa gelen arkadaşlarımızdan bir tanesi 45 lira demişlerdi ayakkabı tamircisi yapıştırma için. Düşünün artık. Şu işlem o kadar basit ve kendiniz rahatlıkla yapabilir. Yok yazıktır, günahtır. 45 lira büyük para. 10 liralık yapıştırıcı alıyorsun. Dört kez kullanıyorsun bir yapıştırıcıyı. Dört ayakkabı yapıştırıyorsun ki yaklaşık 2,5 liraya geliyor bir tane ayakkabının yapıştırması. Kendin yapmak en güzeli. Kendiniz yapın. Öğrenin, bilin, yapın. Yapmasanız da bir gün mutlaka lazım olur. Anacığım öyle söyler benim. Öğren de yapmazsan yapma bir gün elinin altında dursun der. Evet ben ilk pullu terliği 30 lira vermiştim yapıştırma için. Değil mi? Bir de diyor bununla mı uğraşacağım diyor. Yapıştırmak istemiyor. Yüksek rakam söylüyor. Ben de o takıntı abla bir şeyi yapmasam da öğrenmem lazım. En güzeli bence. Benim Beylikdüzü'nde yapıştıranların evet Gülnanım okuyamadım bir daha yazmalım. Sadece sağlık sorunu yani hani kalp hastalığı veya ciğerlerinden falan hastalığı olan arkadaşlar yapmayın. Kokusu çok ağır. O yüzden çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutmamız gerekiyor bir de. Neymiş? Allah hasır taban olunca dikerek hallettim. Gülmem Allah'tan hasır taban. Veda Öztürk okuyamadım. Bir daha okuyacağım şimdi. Hem böyle gevezelik yaparsan hem de yapıştırırsan tabii ki okuyamazsın değil mi? Neymiş? Nevra. Ben bir kez ayakkabıcıda yapıştırmıştım. Evde deneyeyim dedim. Salondan mutfağa gidene kadar ayrıldı. Evet. Beyaz ilaç kullanmamıştır. Pahalı diye kullanmak istemiyorlar. Artık kendin yapıyorsun mis gibi. Dikerek zaten bunu tabanı delip ilmek çıkarmak her tabana uygun olmuyor bunun için. Yapacağın en ufak bir şeyde hatada ne oluyor? Taban elinde kaldı tamam ayrıldı delinen yerlerden. Olduğu gibi emek çöpe gidiyor. Yazık günah onca emek veriyoruz ki bir ayakkabıyı örmek cidden emek gerektiriyor. Ay çok güzel sürdün. Aferin bana.
Bir de bizim geçen akşamki şey var ya kızlar. Canlı yayın. Kalpli anahtarlık için. Birileri böyle beğenmedim işareti yapmışlar. Ya. Beğenmedim işareti yapmışlar. Bunları sürdük. Bunlar kurusun. Bir güzel şimdi sorularımızı alalım. Yeni etkinliğimizle alakalı konuşalım. Sizler yazın. Soruları alayım. Sonrasında kim öğrensin? Vallahi bilmiyorum böyle yap, işaret yapmış hani bu beğenmedim işareti var ya olur hani insanlık hali yani yayın kesik kesik oluyor. Ne olmuş? Bir güzellik yapmaya çalışıyoruz. Bir şey bir paylaşıyoruz. Bir dostluk, arkadaşlık paylaşıyoruz. Bir emeği paylaşıyoruz. Aksilikler olabilir. Canlı yayın adı üstünde. Beni seviyor musun? Seni çok seviyorum. Evet. Güneş Beril Başar. Bence o yapmaya. Bir daha yazsana. Güneş Beril Başar. Dur okuyamadım balım. Bir daha yazar mısın? Bir daha yazar mısın? Adı. Tekrar yazarsan sevinirim. Okuyamadım, dikkatimi çekti çünkü. Ne ya? O kıskanmış bence, örmeye çalışmış. Güneş Beril Başar. Örememiş. Ama sonrasında ben gece uyumadım, videoda çektim. Orada da söylemiştim zaten Güneş Beril Başar. Yani hani videosunu çekeyim, sizlerle beraber ortaklaşa karar aldık. Videosunu çektim, güzelce ayrıntılı. Attım kanala, hemen yükledim. Ondan sonra güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yani nedir yani? Hani beğenmedim, ne olmuş? Beğenmedinse beğenmedim, beğenmezsen izlemezsin. O kadar basit demek gerekiyor herhalde. Olsun biz güzel güzel dostluk paylaşıyoruz. Ha Kadriyeciğim. Ondan beğenmemiştir. Kıskanmıştır. Ama neyi mi kıskanacak ona bakarsan da. Ya ne kadar çok emek harcıyorsun sen bizim için Allah razı olsun. Ay bir tane. Beylikdüzü'ndeki yapışan terlikler çıktı. Ha Gönül Hanım evet. Benim yapıştırdıklarım çıkmaz vallahi beton gibi yapıştırıyorum ha. Seldoş'um evet öyle yapacağız. Şimdi Kadriyem soruyorsun ya. Balım pazartesi gününe patiklik ipinizi hazırlayın. Tığınızı hazırlayın. Patiklik tabanınızı hazırlayın. Dileyen patik olarak hazırlasın. Dileyen hani şu gösteriyorum ya. Eva'yı tabanın içine göre kesiyoruz da. O şekilde hazırlasın. Kaç numara yapacaksanız. Pazartesi günü çok güzel bir etkinlik. Babet'e başlıyoruz. Benim eski bir modelim, çok çok eski bir modelim ama yeni versiyonu. Topuğunu farklı çalışacağız. Kolay teknik çalışacağız. Her gün canlı yayında hani iki satır, üç satır böyle ara ara birlikte öreceğiz. Gül Hanım. Sema Kasapoğlu. Şeyma Senemoğlu. Sema Kasapoğlu. İkisi de. Şeyma Senemoğlu, Sema Kasapoğlu. Bakalım kimlere söktüreceğim. Sema, kim başladı? Dur bakayım. Sen Sema, kim başladı? Kim başladı? Sök. İlk kez yazdım ama görmediniz. Tabağın yapıştırmasını da hazırlayalım. Tabağın tığlamasını da hazırlayalım. Evet, tığlayın hazır olsun. Tabanlarını böyle. Hashtag'imiz o olsun etiketimiz. Vallahi çok güzel bir hashtag buluruz. Herkes onu kullanır. Yani bizden çıktığı belli olur yani. Bu grubun içinden. Allah güler olsun. Sizler gibi insanlar benim dostlarım ya. Şu baştakiler hemen hemen ilk sürdüklerim kurumalı olduğu biraz biraz bir saate yaklaştı. Baharla bayramlık ayakkabı olsun. Olsun vallahi ne güzel olur. Olsun mu kızlar? Şeyma Senemoğlu bir ip yeterli olur mu? Yeter canım. Zaten bir ipten bir babet çıkıyor. Bir patik çıkıyor rahat rahat. Nako pırlanta ayarındaki ipleriniz olsun.
Ölçüleri zaten tabandan yapacağımız için hiç sıkıntı olmaz. Herkes çok rahatlıkla ölçü yapabilir. Kolay bir model olacak. Zaten hani santimetre ne kadar örmeniz gerektiğini vesaire santimlerle de göstereceğim. Baharla bayramlık ayakkabı. Evet, gönül gün gelen sizinkiler hiç. Olsun tabii. Fikriniz nasıl kızlar? Bak yine Nevra'dan bir fikir geldi. Vallahi Nevra hocam dedi bayramlıklarımız olsun. Evet. Siz de yazın. Gene fikir Nevra'dan geldi. Nevra, fikir annesi. Canım benim. Ay çok özledim ben sizi ya. Çok özledim, çok özledim. Hangi model? Sema. Surprise. Güneş beril. Çok güzel olur. Beylikdüzü Gülhan. Hatırladım canım hocam. Gülhan bana mesaj yazdı. Çocuk yerine fikir doğuruyorum. Bu işte bir tuhaflık var. Güzel ya. Kadriye, ben becerebilir miyim acaba? Evet, becerirsin. Gülbeyaz, harika bir fikir. Fikrini severim, senin yazmış. Patlarım ben. Patlama. Şimdi söylersek pazartesiye kadar hemen videosunu çekecekler. Hiçbir esprisi kalmayacak onun. Öyle değil mi? Hani bizim grubumuzdan, şu gruptan beraber çıksın. Ne dersin? Tabii Zuhal de burada ya. Ne dersiniz? Doğru mu kızlar? Çünkü öyle yapılıyor. Bir şey daha ekranda canlı yayında şunu yapacağız diye gösteriyorum. Ben öğrenmesini bilirim. Sema. İki sıra örüyorum, üç sıra söküyorum. Mehter yürüyüşü gidiyor demiş Gönül Güngören. Sema bak Gönül Hanım. Mehter ana bağlamış. Söylemeyeyim mi Alev? Söylemeyeyim değil mi? Sürpriz olsun. Zaten bana güveniyorsunuz kız işte. Yani hani benden de kötü bir model çıkmayacak. Bildiğiniz bir şeyse de olsun. Bir daha yaparsınız bahaneyle. Hatırası olur. Bayramlık bahar ayakkabısı olur işte. Öyle değil mi? Evet bizim Gönül abla. Gönül Sultan. Yazan, şu an Instagram'dan yazan arkadaşlar da var. Sema Kasapoğlu yazıyorum ama yazmış. Bu arada benim tabanlar epey kurudu ha. İlk olanları birlikte yapıştırırız. Baharda bayramlık ayakkabı olsun eşlik. Baharda bayramlık ayakkabı. Evet unutmayın kızlar. Baharda bayramlık ayakkabı. Sibel Yılmazer. Söylemeyin hemen. Yemez içmez kopyalarla. Değil mi Sibel? Vallahi bak. Evet. Söylemeyelim kız. Söylemeyelim. Bizden çıksın. En güzeli bizde olsun. Allı pullu süsleriz onu. Değişik değişik süsleriz. Tamam bilinen bir ayakkabı. Benim çok çok eski bir modelim. Ama videosunu da çekmemiştim. Bahaneyle böyle canlı yayında güzel bir hatıramız olur. Bayramda da giyeriz. Cici bici. İsteyen patik olarak örsün, isteyen ayakkabı olarak örsün. Ayakkabı örecek arkadaşlar ne yapsınlar? Tabanlarını hani her zaman hazırlıyoruz ayakkabı tabanımızın içine göre. Naime Kalaycı, çok güzel şeyler öğretiyorsunuz sizi. Derya Hanım okuyamadım bir daha dur. Yaz akışı gidiyor ya. Adriyem çanta istiyor. Çok güzel şeyler. Derya Baykal'dan beri takip ediyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Kadriyem çanta istiyor. Sema yazmış. Sorma yazmış. Aş şarjım bitti kaçtım yazmış Nevra. Tamam kaç kaç. Rabia Buse Kerçin. Hayırlı geceler canım. Rabia Buse. İsim yabancı gelmiyor. Neredendi? Hatırlamaya çalışıyorum. Çok özür dilerim böyle kafalar dolu olunca bir de burada böyle yapıştırma yaparken.
Bastır Sema, çanta istiyoruz. Tamam, istediğiniz çanta olsun. Beni çantayla mı korkutacaksınız? Dilediğiniz çantayı yaparız kızlar. Yapanlara bizim gruptan çalıp kopyalanlar tespit ve uğraşmasını gönüllü yaparım vallahi, haber verin bana. Çok güzel. Alev. Vay. Süpersin ya. Severek takip ediyorum. Bu Sem Çeyiz'im. Hoş geldin. Sefa geldi kızım. Alev ne güzel yazmış. Ama biz iyilikler. İyilik sloganımız. İyi iyi oluyoruz. Ne düşünürlerse düşünsünler. Çanta yapalım. Tamam. Ben hazırlığımı yapayım. Anlatımımı hazırlayayım. Bazı kısımlarını videoyla olur. Bazılarını işte böyle. Of ya, sizin yanınızda sizle uğraşmak daha güzel ama burada da rahat bırakmam sizi. Tabii Sema söktür değil mi millete? Evet, çanta modelini de beğenin. Söyleyin. Bu olsun. Hepsini anlatayım canım feda. Sıkıntı yok. Fırsat bulamıyorum işte. Fırsat bulabilsem aslında birçok video var hazırlanacak. Fırsat buldukça hazırlamaya çalışıyorum. Biraz da yoğun geçiyor. O yüzden de sizler yazın, ben anlatırım arkadaşlar. Böyle canlı yayın etkinlikleriyle de yapabilirim. Videolarda fırsat buldukça yaparım. Hiç mi hiç sorun değil kızlar. Sık iğneli olsun. Sık iğneli. Plaj çantası olabilir mi? Hava sallan baş. Evet olabilir. Güzel bir model plaj çantası da yapabiliriz. Motifli beceremiyorum diyor. Yani böyle hani şey, bir başlayınca döne döne gitsin. Süslemeleriyle falan farklı bir şey yaparız biz onu. Bambaşka bir tasarım çıkar ortaya. Zaten size bir fikir söylediğin zaman maşallah şeylerde, yıldız örneği çantada öyle yaptınız. Ne güzel de oldu. Korona bitene kadar devam. Olur. Ama internet kesik kesik tat vermiyor. O yüzden de ben hani sizleri böyle şey, üzmek istemiyorum. O yüzden, yoksa ki bana kalırsa her akşam yayın açarım, sıkıntı değil yani. Her akşam canlı yayında öreriz beraber. Neslihan abla, o benim işte. Matahari. Vallahi bravo ya, harikasınız kızlar. Benim tabanlarım epey kurudu. Bir arada kontrolünü ediyorum. Bu ilacı sürdükten sonra, yapıştırıcıyı sürdükten sonra Razbiya Buse Kerçin, Allah yüzünüzden gülmeyi eksik etmesin canım. Cümlemizin, cümlemizin. Saliha, biz memnunuz yazmış. Canım benim. Evlere kapandık, deli çıktık ya. Vallahi billahi ne bu böyle? Tamam, dışarıya çıkmıyoruz, etmiyoruz. Hani insanlar da, biz de aynı duyarlılığı diğer insanlardan da bekliyoruz ama maalesef yani. Baktığın zaman sokaklar insan dolu. Ay çok güzel. Aferin, kurumuş. Ay tatlı tabanım, güzel tabanım. Canısı ben kaçar, grup kontrollerim devam edeyim. Tamam Semacığım, öpüyorum. Rabia yazmıştı. Kadriye, evet nazar değecek, dikkatli ol, yorma kendini. Ay Kadriyen benim, canım ya, kuzum benim. Biz eşimle araçla çıktık işte, alışverişimizi falan yapmak için gitmiştik çarşıya. Aa, bakıyorum bu kağıt toplayan ablalar var ya hani, sırtlarında arabalarıyla. Ne maske, ne eldiven, hak getire. Onlara bir şey olmuyor herhalde. Onlara korona vurmuyor galiba. Bizim ödümüz kopuyor, dezenfekte, dezenfekte, dezenfekte. Dışarıya maske, eldiven hiçbir yere değmeden arabanın kapı kollarına falan gayet güzel. Kolonyamız, mendilimiz, eve giriyoruz tepeden aşağı. Yıkanıp paklanıp çarşıdan, pazardan getirdiğimiz tuğime. Ay onu hiç sorma canım ya. 1,5 aydır dışarı çıkmadım. Vallahi billahi hiç yani. Yok ablam ya, unuttu herkes virüsü. Çok rahatlar. Allah muhafaza yani, bir hani yaygınlaşırsa yeniden böyle, ne kontrol kalacak ne bir şey kalacak. Evet. Benim babamın, babamlardan aldım. Karabük'te mesela bizim akrabamız, babamın amcası. Amca çocukları, babamla aynı akranlar hemen hemen. Yengemiz dün vefat etmiş. Karı koca onlar yoğun bakımdalarmış. Onlar vefat etmişler.
Ben hiç çıkmıyorum, eve kapalıyım en başından beri ama millet maşallah. Şeyma Senemoğlu. Allah onlara akıl fikir versin. Duyarsız insanlar. İnsan sağlığını hiçe sayıyorlar. Yazık, gerçekten çok yazık. Yani bu dünya, koskoca bir dünya bununla savaşıyor ki biz millet olarak zaten hani mücadelemizi sürdürmek zorundayız, tedbirli olmak zorundayız. Türkiye bir şey oldu muydu kimsenin bir ciğeri yanmaz yani. Camdan bağırıp içeri girin diyesim geliyor. Dev Allah'a. İnternetten Sibel Yılmaz'a. Ya işte o internette bir çözüm bulabilsem. Ya gideceğim şeye, Telekom'a, Türk Telekom'a. Fiber'e geçeceğim de gidemiyorum. Gidemiyorum. Maalesef internet hızını yükselttireceğim. Evden olmuyor. Evden fiber altyapıya geçilmesi lazım. Bunun için oraya gidip dilekçe vermem gerekiyor. Aynur Aynur, ne kadar boş insan varsa aynen öyle, doğru arkadaşım. Yani hepimizin mücadelesi bu. Ali Ebes Dinçer. Hocam, takribi yapıştırıcı sürdükten sonra kurumasını bekliyorum. Ne kadar sürede kurur? En az 1 saat beklet kuzum. Kuruma süresi. Görüntüde şu anda bile hemen hemen 1 saat oldu yayınımız. İlk sürdüklerim hemen hemen 1 saate yaklaştı. Tamam, görüntüde kurudu ama en az 1 saat beklet bunu böyle sürdükten sonra. Her ikisine de sürülmüş. Böyle görüyorsun altında şurada hani beyazımsı böyle. Ele bulaşmıyor şu anda. Tabanı da. İkisini de bekletiyorsun. Hatta bir şey daha söyleyeceğim. Dur, hazır sırası gelmişken kızlar bir bilgi daha vereyim size. Benim yapıştırma videolarımın bir tanesine YouTube'daki birisi yorum yazmış. Demiş ki ben 21 yıldır bu işle uğraşıyorum. Şunu tabanı ısıtıyorsunuz da ötekini de ısıtmanız gerekiyor. Ondan sonra. Yoksa ki nasıl yapışacak o? 21 yıldır bu işle uğraşıyorum demiş. Fotoğrafına bir baktım. Taş çatlasın, 21 yaşında gençten bir delikanlı. Artık onu kim gönderdiyse bilmiyorum. Akıl var, mantık var. Bir kere sen bu işi yapıyor olsan, biliyor olsan tabanı ısıtırsın. Tamam. Ama bunu ateşe gösterdiğin anda bu eve, Eva, örgüyle beraber kimi ipler polyester, yamuk yumuk büzüşür. Tamam, çöp oldu gitti. Erir biter yanar. Bunu ateşe gösteremezsin ki zaten. Göstersen bile uzaktan şöyle bir tutarsın, o kadar. Ama çocuk oraya yazmış, 21 yıldır yaptığını yazmış, bu mesleği yaptığını. Bunu da ısıtmamız gerekiyormuş. Abla yanlış yapıyorsun diye yazmış bana. Akıllı milleti de nasıl yanıltıyorlar. Yani yapan insan da oradaki yoruma aldanıp da bunu ısıtmaya kalkışsa, ördüğü ayakkabı çöp, ateşi gördüğü zaman bu eve eriyecek, tamam bitti gitti, çöpe gitti. Haydi geçmiş olsun ondan sonra. Ya insanlarımız da bir tuhaf, bilmiyorum. Bunu ısıtmıyoruz kızlar. Her ikisine de sürüp bunu ısıtmıyoruz. Sadece tabanı şimdi zaten beraber ısıtacağız ki o süreyi de şöyle bir saatinize bakarsınız ne kadar. Kaç dakika, kaç saniye ısıtıyoruz diye. İlkini yapıştırırken göstereceğim şimdi. Biraz daha kurumasını bekliyorum ki o esnada sizlerle sohbet ediyorum. Ne kadar yapıştırdığım ateşte, ne kadar tuttuğum süreye de bir bakın, olur mu arkadaşlar? Tamam kızlar. Evet, başka başka soru alayım. Ama yanlış yani, oradaki yoruma bir başka kişi o yoruma aldanıp da bunu da ısıtmaya kalkışırsa, yazık, emek gitti çöpe. Allah sizden razı olsun, çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Rabia Buse Kerçin okudum. Ben yaşlı kadınım, gözler görmüyor dermişim. Mürüvvetimiz yok bu akşam. Biraz tansiyonu çıkmış galiba. Tansiyonu mu düşmüş, tansiyonu mu çıkmış? Şimdi az önce mesajda ben yayına katılamıyorum diye. Yorumu kaldır bari. Yok canım, ne sileceğim? Dursun orada, kendini rezil ediyor beni değil ki. Bir kere 21 yıldır yaptığını. Yani
O üstelik de hani sayfası şeyine hesabına giriyorsun, bakıyorsun, meslekle alakalı uzaktan yakından hiçbir şey de yok sayfasında. En konu biz bakmıştık Banu'yla. Şule'cim yok, yorumu kaldırmaya hiç gerek yok. Kendileri hani İlyas hayırlı geceler, kolay gelsin Bahar Hanım. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Evet kızlar, biraz daha bekleyeyim arkadaşlar. Şey yapıştırmaya geçeceğim. Ben yapıştırırken de ocağın üzerinde ne kadar tuttuğuma siz Şeyma, evet doğuştan ayakkabı çizilmiş. Doğuştan ayakkabıcı. Ben 2012 yılından beri ayakkabı yapıyorum. El sanatları üzerine çok çok kurs verdim geçmişte. Hocam çocuk hayatında Eva görmemiştir. Elindekini kösele zaten taban zannetmiştir. Neslihan Özdemir. Yok, kasıtlı gönderildiği belli Neslihan'cığım. Kasıtlı gönderilmiş, oraya yazdırılmış zaten. O gün bugündür ayakkabı yapıyorum ve ben bu ayakkabı mesleğine tamam örgü vesaire bildiğimiz şeyler. El sanatları üzerine uzun yıllar zaten kurslar verdim. Geçmişten bir donanım birikim var. Evet Aysel Çetin geç kaldın. Ama ayakkabı bambaşka bir şey. Dipsiz bir kuyu. Ben Gedikpaşa'da yani oradaki imalathanelerde, malzemecilerde vesaire en iyi konu. Hele burada iki tane lostra salonu olan amcam var benim. Onların yanında. En iyi konu eğitim alıp da yani bu bilgileri kolay kolay edinmedik. Yıllar içinde bu donanımı, tecrübeyi kolay kolay edinmedik. Şimdi ayakkabıya dair ne sorulursa nihayetinde verebileceğim cevabım var. Malzemeye dair ne sorulursa verebileceğim bir cevabım var. Ama insanlar maalesef ki hani hiç bunu bilmeden, hiç donanımı olmadan sadece kanalları para kazansın, izlensin düşüncesiyle insanları yanlış yanlış sevk ediyorlar ki yazık. Çok çok yazık hem de. Bari dersini iyi çalışsaymış. He, çalışmadan gelmiş. Çalışmadan gelmiş, sınıfta kalacak, okuldaki öyle vardı ya. Kimin elması kızaracak? Çok büyük emek vermişsiniz ablacığım. Biz biraz geç tanıdık seni. Neslihan'cığım. Evet kuzum ya. Olsun. Bugüne kısmetmiş. Ben de kanalı çok geç açtım. Yani aslında büyük kayıp. Ha, şu da bir gerçek ki senelerden beri insanlar ciddi ciddi hani sırtımdan da prim yaptılar. Bu işi, bu mesleği yapıp da hani örnek alanlar ama takdir etmek yerine tabii ki yerden yere vurmayı seçiyorlar. Olsun. Bana kalbi güzel insan lazım. Benim karşıma Rabbim kalbi güzelleri çıkarsın. İnsan duyguları olan insanları çıkarsın. Şimdi geçelim. Ben kameramı önce ocağın oraya alayım. Sonrasında burayı pür dikkat izleyin kızlar. Ocağın oraya kameramı alıyorum. Sonrasında da birlikte yapıştırıyoruz. Nasıl yapıştırıyoruz göreceksiniz. Ne kadar tutacağız ocağın üstünde ve sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Hemen önce burada bir şöyle göstereyim. Evet. Kamerayı da biraz aşağıya doğru çevireceğim arkadaşlar. Tamam. Birazcık burada görüntü kirliliği diyelim. Ama olsun. Şimdi ocağımızı yakalım. Kısık ateşe getiriyoruz. Tamam. Tabanlarımızı alıyoruz. Tabanımızı. Şimdi dakika tutun kızlar. Bir tane tabana ne kadar ısıtıyorum? Ocağın üzerinde yaklaşık yani bir karış kadar yukarıdan bakın. Ateşe tam yakın tutmuyorsunuz. Gezdire gezdire elinizi falan yakmayın. Böyle gezdire gezdire
İyice ısınmasını biraz yukarıdan tutuyoruz. İyice bir ısıtın arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şu an yazıları okuyamayacağım. Kameraman yok. Evet. Görüntü güzel. Evet, süpersiniz. İyice ısıtın. Dakika tutun. Ne kadar ısıttığıma dair. Bakın yüksekten yapıyoruz. Buna çok özen gösterin. Ateşe çok yakın tutmayın. Eğer yapıştırıcınız kurumadan bu işlemi yaparsanız alevlenir burası. Her yerini muntazam bir biçimde alabildiğine ısıtın arkadaşlar. Tamamen ısınsın. Sıcacık olması gerekiyor şu tabanın. Gül Karabulut, özellikle sen çok ısıtmamıştın ya. Oyun gemisi. Ha, bildim seni. Evet, şu anda iyice ısındı. Şöyle tamamen ısındı. Hemen ne yapıyoruz kızlar? Tabanın ucunu bir güzel şu kısmı oturtuyoruz. Tamam mıyız? Topuğu da bir güzel oturtuyoruz. Tabanın içine doğru bir güzel yerleştiriyoruz. Sıcacık sıcacık arkadaşlar. Şöyle size de aynı zamanda göstereyim ki. Tamam. Tamamen böyle her yerini bastırın kızlar. Şu an yazıyı okuyamıyorum. Masaya tekrar geri geçtiğim zaman o zaman yazın arkadaşlar. Şimdi diğerini de yapıştıralım. Yazılarınızı şu an kameranın açısında olmadığım için tam okuyamıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bunun üzerine şimdi tamamen yapıştırdık. Ne yapabilirsiniz? Üzerine taş, ağırlık vesaire bir ağırlık koyup şu şekilde baskı uygulayın. İyice bir kalsın. Birkaç dakika, 10-15 dakika ağırlığın altında kalsın. Bunun içinde ne yapabilirsiniz? Ağırlık, size şimdi fikir vereceğim. Bir taraftan da ısıtayım diğerini. Ne yapabilirsiniz? Şöyle arkadaşlar, kum. 5 torba dikin, 2'şer kiloluk. Bildiğiniz 5 torba. İçine kum doldurun. Her yerde, sokaklarda, orada burada her yerden kum bulunabilir zannediyorum. Kum torbası her yerine eşit ağırlık yapar. Yazıları okuyamıyorum arkadaşlar. O yüzden yazdıklarınızı göremiyorum. Yani okuyamıyorum daha doğrusu. Şimdi masaya bunu yapıştırdıktan sonra, masaya geçtikten sonra okuyacağım kızlar. İyice bir ısıtalım. Alevciğim, üstüne oturuyoruz. Evet. Ay harikasın Seldoş. Evet, o da bir yöntemdir. Ben söyleyememiştim. Hemen bunu da yapıştıralım. Yeteri kadar ısındı. Önce parmak ucunu bir güzel yerleştirdim. Sonra topuğu yerleştirdim. Bir güzel tabanın içine doğru her yerini yerleştiriyorsunuz kızlar. Bir güzel yapıştırıyoruz. Basığı uyguluyoruz üzerine. Sonra da üzerine ağırlık koyacağız.
şimdi yapacağım harekete Selda'nın dediği dikkat edersiniz masaya geçtiğim zaman. Tamam kızlar. Şöyle. Bir açımızı düzeltelim kameranın. Evet. Sandalyedeyiz. Ayakkabılar. Oturduk. Böyle. Gülmeyin ha. Selda söyledi değil mi Selda? Kum torbası dikin. İçine 2'şer kilo kadar kum koyun. O sizin ağırlığınız olsun. Bu işi yapan insanlara en güzel ağırlık odur. Evet Seldoş. Alev. Okuyorsun herhalde değil mi? Kadriye gülmeyin. Ama öyle yani. Öyle. Nerede şimdi ağırlık? İçeriden getireceğim, taşları getireceğim vesaire. Yani öyle. İlkel bir yöntem ama geçerli bir yöntem. Alıyorsunuz ayakkabılarınızın üzerine oturuyorsunuz. Tamam mis gibi. Bu kamerada iyice yamuk yumuk oldu. Toparladım baya baya. Neslihan Özdemir. Şimdi düzelttik her şeyi. Okuyayım şimdi. Ama yani herkes kum bulamaz. Ne gerek var? Zahmete. Oturun gitsin. Doğru. Tabii ki. Cidden de doğru. Gönül Güngören. Çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Gönül Hanımcığım senin ellerine sağlık. Ayakkabıyı öğrensensin. Ben bir şey yapmadım. Ben burada kızlara yapıştırmayı gösterdim. Ayakkabıları Gönül Hanım ördü. Aysel Çetin. Ben oturdum. Çok iyi yapıştı. Harikasın Aysel'cim. Yani insanlar eleştirebilir tamam. Yani ama o aslı bu yani şu anda. Düz olan babetlere tamam oturun gitsin üstüne kızlar. Ne ağırlık arayacaksınız. Alev Özdinçer hayatımız ne kadar tekmirleşi varsa bir o kadar da her yerde her zaman hazır kum torbası. Süpersin Gülhan. Yüzümüzden gülüm. Beyninize sağlık. Ben kaçtım. Herkese iyi geceler. Havvacım iyi geceler. Pazartesi günü yeni etkinliğe başlıyoruz. Patik ya da ayakkabı örüyoruz. Kim ne arzu ederse isteyen ayakkabısını yapacak, isteyen patiğini yapacak. Siz bilirsiniz. Bekliyorum. Katılım istiyorum. Bakalım kimler bizimle olacak. Yapıştırmayı sökmek istesek tabandan ne yapıyoruz? Fatma Arslan. O zor işlem. Karantina yüzünden daha alamadım. O zor işlem saç kurutma makinesiyle tabanın altını ısıta 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 geri söküyoruz. Yasemin okuyamadım. Yasemin kimdi? Oyun gemisi iyi geceler kuzum benim. Oyun gemisi Turkan Çeyiz. Sensin değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Bir Yasemin gördüm. Ha, Yasemin'in örgüleri ben. Görüşmek üzere Havva Hanımcığım. Pazartesi bekliyorum. Çok güzel, çok cici bir babet öreceğiz. Evet, çok geç kaldın Yasemin'in örgüleri kuzum. Nerede kaldın? Yarın yayının tekrarını izle bak. Tam makara, hem de neler var. Hiç görmediğin yöntemler var. Pres nasıl yapılıyor? Onu da öğreneceksiniz. Oyun gemisi... Kim dedin? Turkuaz Çeyiz değil miydi? Oyun gemisi. Ay kimdi? Yoksa ki Sema mıydı? Aa, hatırlayamadım. Özür. Yapıştırma yaptık herhalde yani. Değil mi? Hatırlayamayabilirim. Şimdi bakalım. Yapışmış mı?
Gülmeyin. Yok ablam, örgülerim. Ay Sebahat, evet, örgülerim. Vallahi taş gibi, mis gibi yapıştı. Asla çıkmaz kızlar. Asla çıkmaz. Pazartesi görüşürüz Neslihan'cığım. Bakın, abliş kolları çok tatlış tatlış oldu. Bu minik bir kızın kostüm, okuldaki kostümü içindi bu ayakkabılar. Gönül Hanım kostümü için civciv sarısı hazırlamıştı. Ayşe Sarıkaya, iyi geceler tatlım. Sapa sağlam, kalıp gibi oldu vallahi da, aynen öyle, taş gibi çıkmaz çünkü. Bir tane iki tane yapıştırmıyoruz ki. O yüzlerce, binlerce senelerdir neler neler yapıştırmadık. Yeni yöntem mi abla? Evet. Yeni yöntem değil, eski yöntem, ilkel yöntem. En eski yöntemler her zaman iyidir. Şimdi kum torbasını nerede bulacağız? Ağırlığı nerede bulacağız şu saatte? Gece gece. Yapın işte. Gül beyaz bat. Renk çok güzel. Evet, müthiş bir şey oldu. Ay abi, kolları bakın ya. Kaç numaraymış bu? 32 mi? 33 numaraymış. Cici bir kızımızın kostüm ayakkabısı, civciv kostüm ayakkabısı olacak. Yine örgülerim Sebahat, oyun giyimlisi. Yayının tekrarını izle. Dururken dakika tuttunuz kızlar. Ne kadardı? Bakın ablaları vallahi çok güzel oldu. Bali ile yaptım ama olmadı. Hep yanlardan Bali yapışkanları belli oldu. Kalıp gibi olmadı. Bali ile değil. Beyaz ilaçla taban. Tutmaz ötekiyle sarı sarı hem yanlardan taşa. Nereye kadar yapıştırır? Yere kadar. Komple tığın altında kalan yer. Hani tığladığımız ilmeklerin altında kalan yer. O kısma kadar sürüyoruz. Ondan sonrasında da taşma olur. Hasır ama abla. Hasır hangisi? Ya hatırlayamıyorum ki kuzum ya. Eğer hasır taban bundansa taşma olmuştur kenardan. O yüzdendir. Örse seni bir dakika. Ay bir şey daha vardı. İlginç bir yorum vardı. Okuyayım. Okuyamadım. Okuyamadım, okuyamadım. Yaza kışı arada görünüyor, kayboluyor, gidiyor. Maşallah Gönül Hanım her toruna örse seri üretim. Hasır derken bunu dedin. Tamam, jüt taban. Hasır deme buna. Jüt taban de. O zaman karışıyor bende frekanslar. Bu jüt tabanda bali. Tamam, sarı ilaç. Okey. Nereye kadar süreceğini? Evasını da, yani tam eva buna göre olduğundan dolayı bir kontrollü tabii ki örmek gerekiyor. Taşma olmasın. Kesip gönderiyorum ama ola ki hani ben de insan oldu, hata yapabilirim. Belki taşmış olabilir. Siz de kontrol ederek tığlayın ki hiç taşma olmasın. Tabanı da tığladığınızda nereye kadar baliyi sürmüşüz ilacı? Bakın. Tam zincirin etrafına, şu kısımda da tam başlangıcına, ilmeklerin olduğu yere kadar sürüyoruz. Sonrasında da kurutup yapıştırıyoruz. Kızlar, benim şarjım bitiyor. Ben müsaade istesem pazartesiye hazırlığımızı yapalım. Bu akşamlık bu kadar olsun. Pazartesi günü başlayalım ayakkabımıza, babetimize. Hayırlısıyla çok güzel bayramlık ayakkabımız olsun. Hepinizi pazartesi günü bekliyorum. Konu komşuyu, herkesi çağırın gelsin. Çayını alan gelsin. Yaparsın, yaparsın örgülerim. Şeymacığım, ben teşekkür ederim hayatım. Bir parça da olsa, bir damla da olsa bilgi bilgidir. Dursun kenarda, lazım olur günün birinde. Hayırlı, sağlıklı, iyi geceler arkadaşlar. Allah yarına güzel bir güne uyandırsın hepimizi. Sizleri çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Pazartesi günü akşam canlı yayında görüşmek üzere. Yarın akşam da unutmuyoruz saat 9'da balkonlardan, camlardan İstiklal Marşımızı bağıra bağıra.